Toplam sembolü içeren tüme varım ile ispat sorusu 4. Bu videomuzda toplam sembolü içeren tüme varım ile ispatı bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, Türkçe okuyacağım, taraflara çok takılmayın. Prove that i1'den n'e bir toplam sembolü 2i-1'in karesi eşittir 1 bölü 3 parantez içinde 4 n küp eksi n for evre n elemanıdır pozitif doğal sayılar. Şimdi bu şekilde bir ispatla karşılaştığımızda toplam sembolüyle eşitliklerin ispatında her zaman için proof by induction yani tüme varımla ispat kullanılır. Basic step'le başlıyoruz. Basic step. Tanımlanmış olan n'in alabileceği en küçük değer için bu eşitliğin doğru olduğunu göstermeliyiz ki burada pozitif doğal sayılar demişiz ki birden başlayıp sonsuza kadar gider. Diyeceğiz ki we must show that n eşittir 1 is true. Veya hiçbir şey söylemeyip direkt n eşittir 1'in doğru olduğunu gösterebilirsiniz. İ 1'den n yerine 1 yazdık. 2 eksi 1'in karesi eşittir 1 bölü 3 çarpı, burada da n yerine 1 yazıyoruz. 4 çarpı 1'in kübü eksi 1. Bakalım karşılıklı eşitlik olacak mı? Burada 1'den 1'e kadar toplam sembolümüz. İ yerine sadece götürüp 1 koyacağız. 2 çarpı 1 eksi 1'in karesi. 1 bölü 3 çarpı. Burada da 1'in kübü 1 eder. 4 ile çarparsak 4 eksi 1 var içeride. Burası 2 eksi 1'den 1 eder karesini alırsak 1. Burada da 4 eksi 1'den 3 eder. 1 bölü 3 ile çarparsak 1. Karşılıklı eşit olduğunu böylece göstermiş olduk. Şimdi induction hipotesis. Burada n eşittir k için bu eşitliğin doğru olduğunu kabul edeceğiz. Assume that kelimesini mutlaka yazmalıyız. Assume that Türkçe çözüyorsak varsayalım ki n eşittir k doğru diyeceğiz. Assume that n eşittir k is true for k eleman n artı buradaki kümemiz neyse. Yazıyoruz bunu da. i1'den k'ya 2 eksi 1'in karesi eşittir 1 bölü 3 4. Buradaki n yerlerine de k'yı yazıyoruz. K küp eksi k. Bununla ilgili tartışacağımız bir şey yok. Bunun doğru olduğunu kabul ediyoruz. Asıl iş 3. adımda. Induction step yani proof step. Burada n eşittir k artı 1 için eşitliğin doğru olduğunu göstermemiz gerekiyor. We must show that. Bu açıklamaları hoca daha hoşuna gitsin diye ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi karşı tarafa göstermek için yazıyoruz. Kendini anlatan sınav kağıtlarında kazanır. Bir öğrenci grubu var ki bunu yazmak lazım mı, onu yazmak lazım mı? Yazma kardeşim. Hoca da keyfine göre işte puan verecek. Birazcık karşı tarafın isteklerine göre hareket etme eğilimi geliştirin. Ben böyle yaptım, kabul et. İşte ben de böyle okuyorum, kabul etmiyorum diyor hocam. O yüzden kendinizi anlatmaya çabalamak iyi bir şeydir. Yarın öbür gün bir işe girdiğinizde karşı tarafın istediğini yapacaksınız. Kafanıza göre takılmayacaksınız. Bu işler kurallar ve ona en iyi uyanlar ödüllendirilen bir sistemdir ki eğitimde böyle bir şey. Neyse. We must show that n eşittir k artı 1 is true. Bunun doğru olduğunu göstermeliyiz. Bunu karşı tarafa söyledik. Başlayalım şimdi. Yukarıdaki toplam sembolü ifadesinde n gördüğümüz yere k artı 1 yazalım. i1'den k artı 1'e 2 eksi 1'in karesi eşittir. 1 bölü 3 4 k artı 1'in kübü eksi parantez içinde de k artı 1 diyelim. Bizim ulaşmamız gereken ifade bu. Çok da kolay ulaşabileceğiniz gibi gözükmüyor açıkçası. Bakalım göreceğiz.
Şimdi buradan sonra nasıl bir ilerleyiş içinde olmalıyız? Mutlaka induction hipotezisi buradaki çözümde kullanacağız. Burada klasik bir hareketimiz vardı. Sağ tarafa asla dokunmuyoruz. Sol tarafta işlemlerle sağ taraftakini çıkartacağız. Sol taraftaki bu toplam sembolünün üzeri k olmalı ki bunun eşiti olan şu ifadeyi getirip buraya yazabilirim. Bu k artı 1'i buraya koyup kenara ayırıyoruz. K artı 1'i koyuyoruz. 2 çarpı k artı 1 eksi 1'in parantez karesi artı toplam sembolünün üst sınırı k'ya düşüyor. i1'den k'ya 2 eksi 1'in karesi eşittir 1 bölü 3 4 k artı 1'in kübü eksi parantez içinde k artı 1. Şimdi induction hipotezisi kullandığımızı söylüyoruz karşı tarafa. From induction hypothesis, i1'den k'ya kadar 2 eksi 1'in karesi eşittir 1 bölü 3 4k küp eksi k. Bunu götürüp bunun yerine yazıyoruz. Şurayı da bir dağıtalım. 2k artı 2 olur. 2k artı 1'in karesi orası. Artı şunun yerine de bunu yazıyoruz. 1 bölü 3 4k küp eksi k eşittir. 1 bölü 3 4 k artı 1'in kübü eksi k artı 1. Şimdi buna ulaşmak sol taraftan hiç de kolay gözükmüyor. Şimdi ne yapacağız? Bir düşünelim. K artı 1'in kübünü bir açalım. K artı 1'in kübü ben ezbere biliyorum, yazacağım. Bilmeyenler önce k artı 1'in karesini alacak. Çıkanla k artı 1'i çarpacak. K küp artı 3k kare artı 3k artı 1'dir. Tamam. Şimdi burada şunu elde edeceğiz. 4 tane elde edeceğiz ondan. Şuradakinde bir karesini alalım. Şurada payda eşitleyelim. Birleştirelim. Kesin bu gelecektir zaten. Yapacak bir şey yok. Alıyoruz buranın karesini. 4k kare artı 4k artı 1 artı 1 bölü 3 çarpı 4k küp eksi k eşittir. Sol taraf aynı zaten. 3 ile genişletip birleştirelim şurayı. 3 ile genişletirsek 12k kare artı 12k artı 3 bölü 3. Hadi şurayı da artı 4k küp eksi k bölü 3 diyelim şuraya da. Şuranın paydasını 3 ile genişlettim. Eşittir. Sağ taraf aynı. Birleştirirsek burayı 4k küp. Şuradaki eksi k'yı işleme katmamayı akıl etmemiz lazım. Buradan bir şeyler eksik olacak gibi de. Tamam, 4k küp artı 12k artı şuna 4 diyelim. Yanlış yaptık. Şu yukarıdakini ayarlamak için hareketler yapıyorum. 4k küp artı 12k kare artı 12k artı bunun yanında 4 olursa burayı 4 parantezine alabilirim. Orada 3 var ama ben 4 yazıyorum. Bir de eksi 1 yazacağım. Burada da eksi k kaldı. Bir de eksi 1 kaldı. Bölü 3. Bu eksi k'yı buradaki 12k ile toplamadım. 4 parantezine almayı hedefliyorum zaten. Burada 3 vardı. Onu 4 yaptım. Eksi 1 yaptım. 4'ten 1 çıkınca yine 3 kalıyor. İşte sağ tarafa şey koyalım. Buradakini 4 parantezine aldığımızda k küp artı 3k kare artı 3k artı 1. Şurayı da eksi parantezine alırsak k artı 1 bölü 3 var. Şu tarafa geçip bitirelim. Burası k artı 1'in kübüdür. Şu 1 bölü 3'ü dışarıda yazalım. 4 tane k artı 1'in kübü eksi k artı 1 eşittir sağ taraftaki durum. 4 k artı 1'in kübü eksi k artı 1.
ve böylece iki tarafın birbirine eşit olduğunu göstermeyi başarmış olduk. Proof is completed diyebiliriz. Buradan da mı yukarıdaki eşitlik her pozitif doğal sayı için doğrudur. Buradaki şu anlamsız şeyle karşılaştığınızda sağ tarafa dokunmayın. Her zaman sol tarafta işlemler yapın. Burada ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz, birleştireceğiz. Sonra biraz kıvrakça buna nasıl ulaşabiliriz diye düşünün. Yani buradan dört parantezini alacağız, orada bir tane ayıralım kenara gibi bu hareketleri yapmayı başardığımız zaman soru çok da zor değil. Çoğu kişinin gelip tıkanacağı noktalar bunlar, buraya kadar çoğu kişi gelir. Buradan sonrası birazcık matematiksel işlem gücüne bakıyor ve birazcık karşı tarafa ulaşmak için yapacağınız, algılayacağınız işlem güçlerine bakıyor. Onları doğru yakaladığınızda kolayca karşı tarafa ulaşabilirsiniz. Ulaşamazsanız da buralarda bir şeyler yapıyormuş gibi davranıp karşılıklı iki eşitlik yazın, en sonunda çıkın. Hocam ne yapmış bu burada falan der. Neyse 3-5 puan kırayım, genel olarak ne yapılacağını biliyor deyip puan verir yine de. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.